Arkadaşlar merhaba. Yarın için Fransa gündüz programdaki Fransa yarışlarını değerlendireceğim, yorumlarını yapacağım. Çalışmamı bitirdim. Handikap analizatları çıktı. Vereceğim ama öncelikle dün ne oldu biraz ondan bahsedeyim. Dün Bursa'yı yakaladık, güzeldi. Akşam Şanlıurfa vardı. Dediğim gibi Şanlıurfa yorumlarını yaparken de buranın atları benim handikaplara göre koşmuyor, bir değişik koşuyor demiştim. Hakikaten de öyle oldu. Her zaman bildiğim şeyler zaten. Orası bir başka koşuyor. Yani bir türlü bir yere sığdıramadığınız, ne galoplarından, ne yarış performanslarından, ne de handikaplarından çıkarılabilecek atlar vardı. Gelmiyorlar. Birinci olan atlarımız vardı illaki. Hatta inanmazsınız bir ikili aldım. 15 atta sondan ikili bitirdiler. Yani dedim acaba yanlış mı yolda gidiyoruz, ne yapıyoruz, ama orası Urfa. 15 atta 63 nolu atı getirseler inanın kabul edeceğim. O kadar bir berbat yarışları var. Hiçbir yere sığmayan, hiçbir mantığa, yarış kurallarına uymayan değişik sonuçlar. Tutturduğunuz olmuyor mu Urfa'da? Güzel ikililer veriyor ama çok nadir tutturuyoruz. Genellikle de veriyoruz. Bu amaçla onu da belirtmiş olayım. Urfa'daki tahminlerimi dikkate almayın o kadar. Söylüyoruz zaten hani Urfa, bunu Kocaeli'nde de yaşıyorum, Kartepe'de. Çıkarttığımız, verdiğimiz büyük handikaplı atlar oluyor yarış içerisinde. Ne yazık ki atlar koşmayı veriyor. Yani çok garip durumlar yaşıyorum. Ama yabancı yarışlarda bunun tam aksini yaşıyorum. Yabancı yarışlarda şu iki at dediğim zaman en azından yarışta oluyorlar. Bir ya da iki yapıyorlar. Bu da bizi mutlu eden bir taraf. Ve bütün yabancı yarışlarda bu kural geçerliliğini koruyor. Nedense Türkiye'de birkaç tane hipodromum var. Bu arada kesinlikle tutmuyor. Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kartepe. Buradaki tahminlerim çok berbat çıkıyor. Bunun da bilgisini aktarmış olayım. Yarın Fransa'da yarışlar var. Dediğim gibi dünyanın kurgu sisteminde, at yarışı sisteminde, handikap olaylarından yola çıkarak kendi atlarımı buluyorum. Bu bir araya gelmiş 10 tane 15 tane safkanın içinden hangisinin kaliteli, hangisinin yarışta kazanabilecek durumda en şanslı olduğunu handikap puanlarından çıkartarak aktarım yapıyorum. Bu şekilde yaptığım, sonuç aldığım çok yarış oldu. Direkt ikilisinde aldıklarım oldu. Biliyoruz mu galoplarını bilmiyoruz, atların kime ait olduğunu bilmiyoruz. Performanslarını bilmiyoruz. Sadece bülten var elimizde. Erkek, dişi, kaç gündür koşmadığı bunları görebiliyoruz ama en büyük veriler yine handikap puanlarıdır. Türkiye'de de böyledir. Bir atın aldığı handikap puanı onun birçok şeyini anlatır. Bilen için, at yarışından anlayan için bu doğaldır. Ben de 20 yıllık at yarışçıyım, yarış severim. Ayrıca eskinin padok bülteni vardı bilirsinizler. O padok bülteni kalkana kadar tedavülden ben günlük olarak çalışırdım. Ve atların A'dan Z'ye ne var ne yok her şeylerini ezberimde bilirdim. Şu an için artık padok yok. Bakmıyorum, artık internet ortamlarındayız. Ama oradaki bilgilerim internet ortamında handikap puanlar üzerinden bu şekilde gelişti. Bu şekilde de tahminlerim yerine oturmaya başlayınca ben paylaşımda bulunmaya başladım. Bu şablonları ben kendime yapıyordum. Her bültende mutlaka, her yarışta bu bültenimi hazırlarım, koyarım, televizyonumu açarım, ikililerimi ya da bahislerimi bu şekilde alıyordum. Tutanlar oluyordu, tutmayanlar oluyor. Tabii ki her yarışı bulacak değiliz ama bulduğumuz zaman da güzel ikililer, tek kalem ikililer, çifteler geri verdi. Size de paylaşımı açtım artık. Umarım faydası olur. En azından bana faydası oluyor. Bu işten anlayan var ise de içinizde mutlaka var. Hepiniz at yarışı seversiniz. Biraz düşünerek baktığınızda kendiniz de bir şeyler çıkartabilirsiniz. Bazı işaretlemelerim oluyor benim. Artı eksilerim var. Bunlar tamamen kazançlarla alakalı atların şanslı olabilme ihtimallerinin en yüksek olan atlar. Bunu
bunu bu şekilde toparlayabilirsek eğer güzel bir şekilde hatta gelebiliyor, çıkartabiliyoruz. Şimdi kısa geçeyim artık. Boş koş dediğimiz nedir? Platinin ilk ayağında iki tane atım var. 2 ve 4 numara. Büyük ve küçük olarak çıkıyorlar bende. Şartlı koşacaksa eğer bu yarış. Şartlı da küçük çıkmış olan 44 handikaplı kalan 44 handikaplı bir atımız var. Koşma ihtimali, kile girme ihtimali yüksek. Eğer olmazsa da buranın kalitesi Afgan'ı 4 numara gözüküyor. 4 numara arkasında ikili oynanabilir. Burayı bu şekilde geçiyorum. Diğer atların da şansı var. Altının ilk ayağına geliyorum. Burada 3 numaralı atı büyük çıktı. Her taraftan büyük çıktı. Bu at koşarsa tek olur arkadaşlar. Kaç gün? 128 gündür arası var ama bu at normal koşarsa eğer bu at bu grubun bir gömlek üstünde gözükecek. Eğer handikap olmayan atlar var burada. Onlar içerisinde size favori verilen bir at varsa yarınki bültenlerde bakarsınız AGF'lerinde bu atları mutlaka değerlendirin favori varsa ama benim buradaki handikap sistemimde 3 numara birinci at olarak çıkıyor. Önerim budur. Eğer 3 koşmayacağım derse 7 ve 6 nolu atlar hemen zaten handikaplarından belli. Devreye girer 83, 77, 75. Bunlar gayet normal handikaplar. Ama 3 numaranın bir farklılığı var. Onu da belirteyim dediğim gibi. Geçiyorum ikinci ayağına. İkinci ayakta bir atım gene var. 7 numaralı at. Şartlı bir yarışta koşacaklar. Handikap puanı bende 64. Ondan daha büyük bir at var aslında ama totosu çok berbat. Bu totoyla geleceğini zannetmiyorum. 67'de kaldı bende. 64 handikaplı 7 numara ve en küçüğüm yani yarış kazanmış, para kazanmış bir at 1 numara gözüküyor. 7 öncelik bir arkası 6 bunlar olmazsa şayet diye yazabileceğim bir at. Bu 3 atı değerlendirin. Gene handikap olmayan atlar var. Bunlardan biri favori verilirse mutlaka yazın. Çünkü handikapını göremediğim için atların da ne durumda olduklarını bilemiyorum. Burayı böyle geçiyorum. Yine bir 1900 handikap koşu var. Burada güzel bir atım var. Önereceğim size. Dişi at. Dişilere ait olsa gerek. Evet. İyi dişler de var gerçi. Erkek atlar da var ama dişi bir at. 52,5 kiloya 8 numara. Bu at büyüklerden bir tanesi. Neden favori verdim bu atı? 52,5 kilo olduğundan dolayı. Çok önemlidir. Handikap, kilo, yaş, mesafe, şartı, yarışın ara vermeleri tabi bunların hepsini değerlendikten sonra çıkartabiliyoruz bu atları. 8 birinci atım, 4 ikinci atım büyük olarak kaldı elimde. Bu ikisinin dışına çıkarsa, 5, 3, 1, 1, 3, 5 bunları da eklemekte fayda var. Sistemin bana bunları veriyor. Tabi AGF'nin favorisini de ekleyin derim bilmiyorum. Yani yarın ağırlıklı bir atla çıkabilir benim göremediğim. Ama benim handikap sistemimde bu atlar çıkıyor. 5 at var, ağırlıklı 2 tane atım var. Burayı da bu şekilde atlıyorum. Geçiyorum diğer koşu 3200 metre bir handikap koşu. Burada tekim var arkadaşlar. Bu at 6 numara. Bonfire Head diye bir at 8 yaşında. Mesafe 3200 olduğu için 8 yaşında atı tercih ettim. Normal zaten. Peki handikapımda ne çıktı çalışmamda? En büyük atım çıktı. En büyük atın zaten aradığım attı bu handikapta. En büyük atı olması şart bende. Hafif kilo olacaktı. Hafif kilo yani diğerlerine bakarak hafif kilo tabii. En hafif değil. O yüzden yarış 6 numaraya göre kurulmuş gibi. Yani 6 numara gel bu yarışı kazan demişler diyeyim. Zor bir koşu olacaktır eminim ama 6 arkasına da ikililer için 4 ve 5'i yazdım buraya. Onlar da büyük olarak çıktılar 69, 70, 72 yakınlar birbirlerine. Genç atlar 8'e göre 6 arkası 4, 5 ama 6'yı tek bırakacağım 6'da da. 6 arkası 4, 5 yani yarışta oynayabileceğimiz atlar gözüküyor. Burada bir 71 puan alan bir atım daha var.
kilosundan dolayı eledim. Yoksa bu at da içeride, koşun içerisinde var. 8 yaşında olması uygun. Handikap koşacakları için kilo düşmesi gerekiyordu atımın. En uygunu da 6 numaraydı. Zaten iyi ata kilo verirler biliyorsunuz. 1-2-3'ler ağır kilo olacaklardı, oldular. Kazançları yüksekti, oldu. Eğer bu dediğim atlar koşmazsa zaten yukarıdaki atlar bitirecekler. 2-3'te 1-2-3 bunlar tam biri yapar. Belki 2'ye daha iyi girerler bunlar. Ama öncelikli atımız 6, sonra 4-5, 5-4 sonra 6'yı tek bırakacağım. Şansım burada deneyeceğim, tek şansımı. Geçiyorum diğer koşuya. Bir maiden koşu. Burada tekim var. Yani ben de her türlü büyük çıkan ki böyle çıktığı anda tek bırakırım. Hiç affetmem. Handikap sistemim, handikap analiz sistemim büyük atı çıkar bunlar. Bu at handikapı olan atlar içerisinde en büyüğü. Ara verdiğine pek şey yapmıyorum, takılmıyorum. Onu da söyleyeyim. 7 numara bugün burada yarışı kazanacaktır. Umarım öyle bir ciddi sakatlığı falan yoktur. Yarışa koyduklarına göre maiden yarışı. Sanırım hazırdır atları. Yabancılarda, yabancı programlarda görüyoruz genelde. Uzun ara veren atlar koşuyu kazanabiliyorlar. Bu atın arkasına 12-4 şeklinde 3 tane daha at verdim ki bunları yarın ikililerimde oynayayım diye işaretledim. Çok yakın çıktılar birbirlerine. Zaten 74-74-74 şeklinde görebilirsiniz. 7-10-2-4 şeklinde gider ikili. Eğer şu handikapı olmayan atlar içerisinde sürdürek favori verilen birinci at çıkan bir atınız varsa yarın AGP'de mutlaka onu öne alın. Hatta 7'nin önüne çıkıyorsa AGF'de, 7'nin üstündeyse buradaki at mutlaka değerlendirin. Büyük bir ihtimalle o at gelir. Hatta ikili bitirebilirler buradaki AGF'deki birinci at çıkarsa şayet. Çıkmazsa dediğim gibi 7 numara bunun en büyük, en kaliteli atı. Geçiyorum son koşusuna. Burada da 6 numara bende ağırlıklı olarak favori çıktı. Gördüğünüz gibi 75 puana geldi. Bu atın yarışta olması, şartlı yarışta olması, en azından tabela yapmasını gerekiyor. Handikap yarış gibi olmaz bu. Burada bu sürpriz yapacaktır. Lily Apple sürpriz atı olur buranın. Favori atı kim olur? 3 numara olur. Ya da 11 numara olur. Bunlar düşük çıkan, yani kazançları çok olan atlar. Yarış kazanmışlar. Ama yarışı kazanmayan kaliteli at burada 6 numara. O yüzden ikiliyi 6 arkası 3, hemen akabinde 11 ve 5-2 şeklinde görmüşüm ben. Ama 6'yı çok ağırlıklı tuttuğumda ısrarla söylüyorum, sürpriz yapacak gibi gözüküyor. Kilosunun ağır olması gerekiyordu. Dişi at olduğu için kilo düştü. 1400'e problem olmaz. Ama 6-3 sanki bitireceklermiş gibi geliyor burayı da. Şurada bir at var, handikapı yok, verilmemiş. At bayağı bir kazanca sahip. Bu iki, şu atta bir şey çıkmaz ama bu at favori verilirse 1 numara. Almanya'dan geldi anlaşılan, Almanya orijini gibi. Bu atı da mutlaka değerlendirin. Ben de handikap olmadığı için atla ilgili herhangi bir çözüm yapamadım. Olanların durumları bu. Yarın için size bol şanslar diliyorum. Videolarımı izlemeye devam edin. Eminim size faydası olacaktır. Bu uygulamanın aynısı Türkiye'de de var. Ve Türkiye'deki yarışları da bu şekilde değerlendiriyorum. Hesaplamalarını yapıyorum. Değişik bir şekilde at yarışlarına bakıyorum. Dediğim gibi hani sallamasyon falan değil. Mantıklı olarak baktığınız zaman programa göreceksiniz ne yapmak istediğimi, ne yaptığımı. Attan anlayan, at yarışından anlayan arkadaşlar bu benim neler yapmaya çalıştığımı, verdiğim atların nerelerde geldiğini mutlaka değerlendireceksinizdir. Aslında bülten çalışmak, padok, galop, performans, koştu koşmadı, anne baba, bunların tamamı fazlasıyla bende var. Onu da söyleyeyim. Yani 20 yıllık bir at yarışı severim.
Çok da severim. İlgim vardır her zaman için. Dediğim gibi takip etmeye devam edin. Umarım faydası olur. Yukarıda şimdi altılı şablonum var. Onu da göstereyim. Videomu sonlandıracağım. Yarın için 11 liralık bir altılı çıkarmışım. Ola ki teklerimiz oturur, atlarımız gelir. Altılı tutar. Beklentimiz bu yönde. Her gün altılı tutturulmuyor biliyorsunuz. Oyun yapıyoruz. Ufak rakamlarla gidiyorum devamlı olarak. Şansımıza gelirse de ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.